Ne büyük lütuf. Ne büyük lütuf. Hani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyordu ya. İnnellezine amenu ve amilus salihati diye bütün ayet-i kerimede innellezine diye ayet-i celle innellezine kalu rabbunallahu thumme istakamu tetenezzelu aleyhimul melaiketu ella tehafu ve la tahzenu ve ebşiru bil cenneti leti kuntum tuadun. Cenab-ı Halik-i Zülcelal, onlar ki iman ettiler, Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra da müstakim oldular. Hacı Veysel hocamızın tabiriyle kavak gibi de olmayın derdi. Kavak rüzgardan bazen böyle sağa sola sallanır, eğilir. Kavak gibi değil, minare gibi Müslüman olun derdi. Kabri cennet olsun. Minare gibi dopdoğru bir Müslüman olur. İman ve şükürle de hayatını devam ettirirse ölüm anında melekler etrafına inerler, böyle toplanırlar ve müjdelerler muhterem Müslümanlar. Korkmayın, mahzunda olmayın, vaat olunan cennet ile şimdiden sevine durun. Peygamberi Zişan Efendimiz minberde muhterem Müslümanlar çok müessir bir konuşma yapıyordu. Gencin biri Allah dedi, düştü. Resul-i Zişan Efendimiz minberden konuşmayı bıraktılar, yanına kadar geldiler. Kendisine vefat anında olanlara la ilahe illallah de denmez muhterem Müslümanlar. Ne yapılır? Onun yanında duyacağı şekilde, fazla da sert olmamak şartıyla, latif bir sautla ve sesle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye Peygamber Efendimiz haliyle böyle tevhidi telkin etti. O yavrucağız, o Allah'ın has kulu, Allah'tan çok korkan o insan ruhunu o anda teslim etti Resulullah'ın kolunda ve kucaklarında. Muhterem Müslümanlar, elimizdeki eserler diyor ki Resul-i Zişan Efendimiz o anda bu zatı cennetle tefsir ettiler. Cennetle tefsir ettiler. Bu zatın kuş gibi ruhu cennete uçtu gitti buyurdular. Ya Resulallah, kendisi henüz bizim aramızda, daha kabre bile koymadık. Siz cennetle tefsir ediyorsunuz. Peygamber Efendimiz buyurdular, duymadınız mı Kur'an'dan bu ayeti? ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ. Müjdeler, tefsirler, nimetler, saadetler, cennetler, ebedi kurtuluşlar, Rabbisinin huzuruna varmaktan korkan, gönlünde haşyet taşıyan, vaidi ilahiden ürperip cehennemlik amelleri terk edenler içindir burada Peygamber Efendimiz. Daha buradan kendisine cenneti müjdeledim. Muhterem Müslümanlar, görüyorsunuz, kürsüye sizi korkutmak için, ürpertmek için çıkmıyoruz. Müjdelemek için çıkıyoruz, tamam mı? Üstadımız için, Hacı Veysel hocamız için öyle derlerdi. Eğer imkan bulsa insanlık, beşeriyeti sırtında cennete taşımak ister. Bu kadar merhameti vardı cemaatine. Eğer imkan bulsa, yani salahiyeti olsa, bütün insanlığı omuzunda cennete taşımak ister. İnanınız, evimizde oturup la havle çekebiliriz. Şuraya gelişimizin, ter dökmemizin gayesi sizlere müjdeler yapmak için, müjdeler vermek için muhterem Müslümanlar. Birkaç kimseyi intibaha getirip Müslümanların kalbine sürur ilka edebilir miyiz? Cenneti müjdelemekle Allah'ın kullarını o tarafa yöneltebilir miyiz? Bir de muhterem Müslümanlar, sadece müjdeyle kalmıyor tabii. Peygamber Efendimiz beşir ve nedirdir. Müjdeleyici ve korkutucu, inzar edici bir peygamber. Hatta dahasını söyleyeyim. İlk ayetler nazil olurken Gâr-ı Hira'dan indi. Estaizu billah. Ya eyyuhel müddessiru kum fe enzir ve rabbeke fekebbir. Ey ridasına bürünüp de uzanan peygamberim, kalk insanları celalim, azametim, azabım ve ikabım karşısında korkut diye buyuruyorlar. Evet, yerine göre beşeriyet ve insanoğlunu korkutmayacak olursan şımarır, çılgınlaşır, Allah'ına karşı gelir muhterem Müslümanlar. Daima dengeyi kurmak lazım, muvazeneli tutmak lazım bir şey. Bu bakımdan dua ediyorum ben,
cennetiyle müjdelediği, haşyetiyle kalbini doldurduğu kullarına Mevla bizi de ilhak buyursun inşallah. Muhterem Müslümanlar, ayette böyle buyuruyordu Mevla: مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Ey Allah'ın kulları, ey insanlar, eğer siz Rabbinize iman eder ve iman edilmesi gereken bütün zaruratı diniyeyi kabulle inanırsanız, bir de verilen nimetlere şükrederseniz, Allah size azap edici değildir. La havfun aleykum ve la entum tahzenun. Sureti katiyede üzerinize herhangi bir surette korku yoktur. Siz mahzun da olmayacaksınız inşallahu teala. Bu müjde muhterem Müslümanlar unutulmamalı ve kulluk vazifesinde mutlaka ısrar edilmeli, daim olunmalı. Ve kânallâhu şâkiran alîmâ. Allahu Zülcelal şükretmeye layık bir Mevla'dır ve kullarının bütün niyet ve amellerini bilen Allah'tır.